Gelelim gayri müekket sünnetlere. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çoğunlukla kıldığı, bazen de terk ettiği sünnetlerdir. Öğle namazının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet eğer dört rekat kılınacaksa, orada vaat edilen sevabı elde edebilmek için ne olur? Sünneti gayri müekkede gibi kılınarak son iki rekat sünneti gayri müekked olur. Yani bu namaz sünneti gayri müekked olur. Senin soru yine kafa karıştırmasın. Evet, bu namazın son ikisi iki rekat kılınırsa müekked sünnet, dört rekat kıldığımız zaman aynen sünneti gayri müekkede gibi kılacağız. Yani ilk oturuşta salli bari okuyacağız. Kalktığımızda da Sübhaneke'yi okuyacağız inşallah. Kapatsana mübarek. Kapandı. İkindi namazından önce tek selamla kılınan dört rekat namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar. İkindi namazından önce dört rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet eylesin. Sevgili Peygamberimizin bu duasını almak için biz de bu namazı kılarız. Ama sünneti gayri müekkededir. Bazen terk edilir. Efendim Peygamber bazen terk ettiğine göre bu sünneti bazen terk etmek sünnet midir? Değildir. Böyle bir kolaya kaçma, böyle bir kaytarcılık yapanlar değildir. Yatsı namazından önce kılınan dört rekat sünnet namaz. Bu da sünneti gayri müekkededir. Onun için ilk oturuşta sadece barik, üçüncü kalkışta Sübhaneke okunur. Bunun dinde dayandığı delil ne? Neye göre bu namaz kılınıyor ve buna gayri müekked sünnet diyoruz? Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadistir o da. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce dört rekat namaz kılar, sonra yatsı namazının arkasından kalkar, dört rekat daha namaz kılar, sonra yatar. Dikkat ederseniz, derse başladığımızda bir gün ve gecede 12 rekat nafile kılan Allah kendisine cennette bir köşk inşa ederken yatsı namazının sonunda iki rekat zikretmişti sadece, değil mi? Ama burada onu tekrar dörde rivayet ediyor. Başka bir hadis daha var müstakil. Kim öğlenin ve yatsının son sünnetlerini iki yerine dörder kılarsa diye aynı mükafat onlara da vaat edilmiş elhamdülillah. Bunlar farz namazlarla tabi olan namazlardır. Bir de bunun dışında bu farz namazların önü arkası onlarla alakalı olmayan müstakil, bağımsız, kendine bağımsız, zamanı olan veya olmayan namazlar vardır. Bu derse başladığımız zaman her halükarda yarıda kalacak. İsterseniz buna hiç girmeyelim. Sadece başlıklarını okuyalım. Nedir bu? Mesela teheccüd namazı. Bir zamanı var, gecenin içerisindedir ama beş vakit namazla alakası değil. Kuşluk namazı, işrak namazı, evvabin namazı, işrak namazını ben söyledim, burada yoktur. Efendim tahiyyetül mescid, yani mescide girdiğimiz zaman Allah'ın evine girmenin güzelliği. Tahiyyetül mescid, mescidi selamlama namazı. Abdest ve boy abdesti aldıktan sonra, vakit müsaitse, kerahat vakti değilse, abdest azalarımız daha kurumadan iki rekat şükür namazı, hacet namazı, istihare namazı, az yapılan namazlardan, tevbe namazı, tesbih namazı, yağmur duası namazı, yağmur duasına son zamanlarda sık rastlanılan bu işte iletişim, televizyon olunca da eskiden duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Yok tsunami oluyor, yok kasırga oluyor. Değil mi? Yerleri, evleri süpürüklü diyor. Ağaçları kökünden söküyor.
bizim memleketimizde olmasa bile başka yerlerde duyuyoruz. Bizim memleketimizde de çok aşırı fırtına olduğu zaman, mesela bazen oldu ki çatıyı böyle uçak gibi götürdü, düşürdü bizim şehirde de. Maraş'ın o meşhur Dalıboğazı. Bu gibi zamanlarda namaz kılmak sünnettir. Efendim güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman, efendim işte bu gibi zamanlarda kılınacak olan namazlar var. Bu